İşte biz de böyle hesaptan geziyoruz. Sosyal medyada. Sizle tekrar birlikteyiz çünkü kaçıranlar oldu, tekrar izlemek isteyenler oldu. O yüzden yoğun talep üzerine tekrar bizlesiniz, kabul ettiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İlk sorumuza başlıyorum hocam. Viola'ya nasıl başladınız? Viola ile ilgili herkesin farklı hikayeleri var. Sizin de orijinal bir hikayeniz olduğunu biliyorum. Ve bekliyorum. Viyolaya nasıl başladım? Viyolaya babamın bana aldığı aslında bir keman almıştı. Ben ilkokul 3. sınıftaydım sanırım. Yani o zaman 7-8 yaşlarındaydım. Aslında bir kemana veya viyolaya ilgim yoktu. Viyola hakkında bilgim de yoktu. Genelde çünkü kemanla karıştırılıyor. Klasik müzik dinleyiciler, müzikle pek ilgisi olmayan kişiler bunu karıştırıyor. Benim de çok bilgim yoktu. Sonra konservatuar sınavlarına girdim, kazandım. Yetenek sınavlarından sonra bana ne çalmak istediğimi sordular. Ben de evde keman vardı ya, aslında keman dedim. Sonra sanırım okulda fazla kemancı alınmıştı o yıl. Neden olduğunu hatırlamıyorum. Benim parmak yapım da aslında viyolaya daha uygun kemandan ziyade. Bana viyolayı daha uygun gördüler ve viyolaya bu şekilde başladım. Yani ben viyola istiyorum, bana viyola çaldırın demedim aslında. Ama iyi oldu. Yani viyolayı çok sevdim. Bir de emek verdikçe zaten seviliyor. Çok seviyorum. Hiç pişman değilsiniz yani. Keşke keman çalsaydım, çello çalsaydım. Viyolayla Viyolayla mutluyum ama viyola çalmasaydım trombon çalmak çok isterdim. mutsunuz. Hatta yani trombon almak istiyorum. Geçenlerde baktım, bir sordum tromboncu arkadaşlarıma. Ya bütün repertuarlarını bilirim. Arban etütlerine kadar. Çok severim. Yani inanılmaz dinlerim. Yani çok seviyorum. Trombonu viyola kadar neredeyse seviyorum. Peki müziği, yani şu an klasik müzik dünyasında bilinen viyolacılardan birisiniz. Hani buraya nasıl geldiniz? Yani kemana başladınız, viyola seçtiniz, devam ettiniz. Yani nasıl oldu da bir orkestra ile solo çalan bir kişi haline geldiniz? Aslında kemana başlamadım hiç. Direkt viyolaya başladım. Yani Evet. kemana viyola teli takıldı. Dolayısıyla viyolaya başlamış oldum. Daha sonradan viyolayı seçmedim. Yani küçük yaştan itibaren orkestralarda çalmaya başladım. İlk hatta Cemal İşler Senfoni Orkestrası'nda çalmaya başladım. 15 yaşında filandım galiba. Bu da tabii çaldıkça, yani okuldaki eğitim tabii ki de çok önemli ve çok güzel, sağlam bir altyapı. Fakat onun üstüne orkestrada çaldıkça asıl gelişiliyor. Diğer iyi müzisyenlerle bir arada bir şeyler yaptıkça insan eksiklerini daha çok fark ediyor ve kendini daha çok geliştirmeye çalışıyor eksik yönlerini. Her şeyin farkındalığı artıyor. Eser öğrenmek, şeyini şeflerle tanışmak, bir sürü şey. Bu şekilde aslında yavaş yavaş gelişildi. Ya çok iyi zaten bir sürü viyolacı var. En başta Türk viyolacı deyince Ruşen Güneş var. Hepimizin hocası. Hepimiz bir Ruşen Hoca'nın elinden geçtik zaten. Hala görünce paçasına yapışıyoruz. Çok da seviyoruz. Zaten az insanız. Az insan olunca hepimiz aslında, ya hiç kötü viyolacı ortalıkta pek yok. Yani bütün viyolacılar iyi aslında Türkiye'de. Zaten azız. Çok çok kişi değiliz ve herkes gayet bence çok çok iyi. Zaten hızlı birbirimize sahip çıkıyoruz diyorsunuz. Öyle. Bir de mesela viyolacılar birbiriyle her zaman çok iyi anlaşır. Hep çok uyumludur. Gerçekten öyle. Yani birbirimizden işte nota isteriz, bir şey yaparız. Hani sosyalleşmek için birbirimizi ararız. Her zaman bir dayanışma vardır viyolacılar arasında. Peki hocam, orkestralarla da çalıyorsunuz, orkestralarla solo da çalıyorsunuz. Oda müziği konserleri de veriyorsunuz. Bu üç arasında bir seçim yapmak isteseniz hangisi daha sizi, yani yaparken zevk aldığınız hangisi daha çok? Oda müziği. Oda müziği. Çok seviyorum, evet. Peki neden diye sorsak?
müziğinde genelde zaten fikrinizin uyuştuğu insanlarla bir araya. O birazcık şans, biraz da törpülenme gerektiren bir şey gerçi ama yine en iyi senaryoyla anlatıyorum. Güzel insanlarla güzel müzik yapmak, aynı anda aynı nefesi alıp kendi müzikal kararlarınızla bir sentez yaratmak benim çok hoşuma giden bir şey. Dolayısıyla ben çok seviyorum oda müziği yapmayı. Oda müziği eserlerini çok seviyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Yani oda müziği tercih ediyorsunuz. Evet, her zaman. Peki aynı zamanda bir akademisyensiniz. Bu performans kariyeriniz devam ederken, akademi kariyeriniz de devam ederken bir zorluk oluşuyor mu sizin için? Hani Çok oluşmuyor aslında çünkü her şey programlı olunca ve bir program yapınca o programa uyarak devam edince zorlukları da var tabii yani zaman olarak oluyor. Yani o çakışmalar işte çok önemli bir konserle öğrencilerimin sınavı mesela denk geliyor. Olmam gereken bir şey. Bu durumda öğrencilere öncelik vermem. Hep böyle hangisine öncelik vermem gerekiyor ve hep olduğum yerlerden herkes de çok aslında iyi niyetli. Çünkü diyorum ki mesela bir çok önemli bir provam ve orada bulunmam gerekiyor. Çalıştığım okul tabii ki de diyor. ikiye bölmeniz gerekiyor bir yani. Birazcık öyle oluyor çünkü gün 24 saat. Evet. Ne kadar olabilir? Belki bir gün bölünebilirsiniz hocam. Bilemiyorum. Nasıl? Belki bir gün bölünebilirsiniz diyorum. Bu gidişle evet bir bilim kurgu filmi içinde gibiyiz zaten. Oraya doğru gidiyoruz sanki. Evet. Gerçekten öyle o. Beyaz beyaz giyinmiş şeyler. Evet. Hatta filmlere falan baya benziyor yani. Ya Yani hiç sonrası fark yok. acaba bilmiyorum. Peki, az önce ben de bir ön yargı var biliyorsunuz. Viyolacılar kemanla, yani keman çalamayan veya kemandan sonra viyolaya geçmek zorunda kalan insanlar. Hani böyle bir viyola sanki zorunda olunan şartların getirdiği bir enstrüman gibi algılanıyor. Başta da ben hani size birazcık ön yargı gibi olduğu söylediğim şey aslında. Sizce bu neden var? Olması normal mi? Yani Nasıl? yıllar yıllar önce bir tane viyolacı arkadaşım bir tez yapıyordu. Tezinde de işte bu istatistik çıkarması gerekiyordu. Herkese bir takım işte bu hazırladığı anketleri dağıtmıştı. Orada bir soru vardı. Aynen bu dediğin. Sizce neden kemandan viyolaya geçiliyor gibi bir soru. Altında da seçenekler var işte. A işte bir şey. B işte atıyorum çalan kişinin bir anda gelişmesi vücut olarak ve büyümesi. D bilmem ne. Bir şey bir tane seçenek de psikomotor becerilerindeki yetersizlik diye bir şey vardı mesela. Bu böyle hepimizin arasında bayağı şey yani o gerçekten viyolacı şakası gibi anlatıldı yıllarca. Niye öyle bir algı var bilmiyorum. Yani daha doğrusu şundan olabilir. Yani bu algı tabii ki de viyolacılardan çıkma bir algı değil bu. Kemancılardan çıkma bir algı. Acaba kemancılarda mı bir şey kompleksi var? Yani eziklik mi desem? Ben de Yok keman. ya hiç kimse de hiç kimse de bir şey yok da. birisi çok uzun bir soru sormuş bir O dakika. benim sanırım. Nasıl sordum bilmiyorum. Nasıl sordun? Bilmiyorum. Telefonunu çaldırmışsın Onur. Herhalde. Telefonun nerede biliyor musun? Az önce bilim kurgu dedik. Şu anda ben Evet burada gerçek oluyor bak yok. soruyorum. İlk Yani aslında kemandaki kadar bizde acilite veya işte yüksek pozisyonlar veya hani oradaki eserlerin her enstrümana göre, her enstrümanın rejisine göre tabii öyle yazılıyor eserler. Viyola daha büyük, biraz daha hantal. Kemanda tınladığı gibi viyolada her şey tınlamıyor. Yani viyolonselde tınladığı gibi de viyolada tınlamıyor. Viyolada tınladığı gibi de kemanda tınlamıyor. Yani hani onun yerine o bir enstrüman değil. O bir enstrüman, öbürü başka bir enstrüman aslında. Yani aynı gibi görünse de bu birazcık bence görüntü olarak benzerlikten dolayı böyle bir algı var. Yoksa birini beceremeyince öbürü veya çok iyi viyolacıların da o zaman keman mı çalması gerekiyor? yani çok da farklı bir tekne yok açıkçası. Hani Viyola çaldın mı hiç? çalmaya çalıştım. Tamam. Sen kendin cevapladın Onur. Evet. Ama
Şöyle bir tekniği farklı gibi geldi. Hani çalmaya çalıştığımda aralıkları biraz daha büyük. Enstrüman daha büyük. Yay biraz daha baskı gerektiriyor. Hani ses çıkarabilmek için. Bir de tabii notaları ve şeyi farklı. Ne kaldı geriye? Ama mesela tutuş hani neden o zaman keman ve viyolayı karıştırıyorlar? Çünkü benziyor. Çalınışı ve tipi de benziyor. Falan. Hocam üstüme gelmeyin lütfen. Peki diğer soruya geçeyim. Şu ana kadar kaç tane viyola değiştirdiniz? Yani hani solo çaldığınız farklı bir enstrüman mı var? Orkestralarla onun için yoksa hepsiyle aynı mı? Onu merak ediyoruz. Şu an elimde iki tane viyola var. Bir Hı. tanesi İtalyan bir viyola. 1933 yazıyor içinde. Servo Giuseppe, Bologna. Diğeri Fransız bir viyola. Yeni bir viyola, modern bir saz. Ve o benim sevdiğim ve gerçekten ömrümü geçirmek istediğim enstrüman. Ve kendime iyi hissettiğim bir enstrüman. Yani birbirimizi de tanıyoruz gibi geliyor. Yeni olmasına rağmen. Ama bugüne kadar geçenlerde saydım ama hatırlamıyorum. Yani denediklerim de var. Denerken zaten birazcık fazla zaman geçirince alışılmaya başlanıyor. Yani bir haftalık denemelerden bahsetmiyorum. Bir yıl elimde kalan saz oldu. Sırf denediğim için. Yani satın almadım ama dolayısıyla yani entonasyonumu ona göre oturttum. Kendimi ona göre şekillendirmeye başladım. Tam tanımaya çalışırken mesela ya daha iyi bir şey çıkıyor karşıma onu veriyorum. Başka bir şey yani birazcık şey deneme yanılmayla anlaşılacak bir şey. Arşa da öyle. Hani arşa yine daha kolay, daha asıl enstrümanı bulmak problem. Bir de insanın ne istediği de değişiyor zamanla. Yani çalarken elinizdeki şey çok güzel işte. Hani öğrencilerde de kötü bir sazla başlıyor. Bir süre sonra biraz daha az kötü bir enstrümana geçince kendini böyle müthiş hissediyor. Ama kendini geliştirdikçe anlıyor ki o da kötü. Çünkü daha iyi bir ses duymak istiyor ama o çıkan ses onunla ilgili değil bir noktadan sonra. Yani enstrüman kötü. Bir de viyola birazcık şey bir enstrüman yani kemandan farkı o zaman geçirince anlaşılan bir şey. Viyoladan hakikaten ses çıkmıyor. Yani kötü bir viyoladan ses çıkmıyor. Kötü bir kemandan kötü bir keman sesi çıkar. Hani çalar çalıcının işte hani ses kötüdür, entonasyon kötüdür ama en azından bir ses çıkar. Kötü viyoladan gerçekten ses çıkmıyor. Ve o zor bir şey bir viyolacı için. Yani iyi bir viyola bulmak da şans. Çok araştırmak lazım. Bunun maddi yönü de var. Hani belki sponsor bulmak lazım vesaire. Ama gerçekten kötü bir viyola insanı köstekleyen bir şey. Evet. Çünkü insan sürekli kendini suçlu hissediyor bir de. Yani benden dolayı mı? Çünkü ne yapsanız olmuyor. Ama o önemli bir şey. Ama orada bir şey başarınca da iyisinde herhalde çok daha kolay olurdu her şey. Öyle oluyor ama işte bu zulümden geçmek mi lazım her zaman? Yani Evet. düzgün bir şeyle başlayalım, düzgün gidelim istiyor insan da. Peki hocam, şimdi keman viyola diye gidiyoruz. Bari böyle başladık, böyle devam edelim. Keman'ın viyolaya göre ne kadar çok benziyor olsalar da repertuar olarak çok daha geniş bir repertuarı var. Viyolanın tabii daha hani konçerto sayısı olsun daha dar bir repertuarı var. Siz de çok fazla proje üreten bir insansınız hani gözlemlediğimiz kadarıyla. Acaba bu viyolanın dar repertuarı sizi daha yeni şeyler üretmeye mi itiyor? Bu mudur sebebi? Yoksa siz kişilik olarak böyle sürekli yeniyi kovalayan bir insan mısınız? Galiba kişilik olarak da biraz öyleyim. Bir de artık kendim de dinlerken artık 80. kez aynı eseri dinlemek istemiyorum. Hı. Bir yerde de ya yani ben konsere gittim de mesela bir konsere gitme sebebim ne olabilir? Onu düşünüyorum kendim müzisyen olarak. Yeni bir tını, yeni bir fikir, yeni bir eser beni heyecanlandırıyor. Ya da çok sevdiğim klasik atıyorum yani bir Dvorak çello konçertosu en bilinen olan çello konçertosunu gidip dinlemek her zaman iyi bir yorumcudan bana zevk verir ama yani yeni bir şeyi tercih ediyorum. Yeni bir fikir veya bir artık zaten birazcık hani disiplinler arası durumlar hip diyeyim veya biraz daha hani diğer sanat
dallarıyla birleşmiş başka bir şey ortaya çıkınca bu güzel oluyor. Biraz da onları kovalıyorum, onlara kafa yoruyorum. Keşke mesela çok ilgimi çekiyor elektronik şeyler. Ama hiçbir yatkınlığım yok. Yapanları hayranlıkla izliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Dinlemek de çok hoşuma gidiyor. Yani çok mesela yakın arkadaşım var. Fagotla yapıyor bunu. Gayet de düzgün şeyler çıkıyor ortaya. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla viyolayla da böyle şeyler yapılabilir aslında. Yani konser repertuarında biraz tabii ki klasik çalmak insanı geliştiriyor vesaire ama bu kontemporary de çok güzel. Dediğim gibi bu proje durumlar da çok güzel. Proje dediğim işte bu sentez durumlar. Öyle. Peki, bu bizim yaptığımız tespiti bir besteci yaptı diyelim. Viola'nın çok az eseri var, benim bunu çoğaltmam lazım dedi. Ve Viola'ya bir eser yazmaya karar verdi. Siz bir Viola sanatçısı olarak bu besteciye ne tavsiye verirsiniz? Viyola'yı bu arada az önceki soruyu da eksikken atladım. Viyola'nın eseri, Viyola'nın tarihteki teknik yapısından dolayı az. Çünkü viyola bir eşlik enstrümanı esasında. Artık öyle değil. Dolayısıyla hani klasik anlamdaki repertuarı bu nedenle az. Ama yeni bestecilere, yani viyolayla istedikleri her şeyi aslında yapabilirler. Onların hayal gücüne kalmış bir şey. Hiçbir öneride bulunmam. Yani bestecilerden öneri isterim. Ben kendimi, onlar öyle bir şey yapsınlar ki ben de onu viyolada çıkartayım ve ben de kendimi daha da geliştirmiş olayım mesela. Yeni teknikler arayışındasınız yani. Peki ben viyolaya başlamak istiyorum. Siz de benim örnek aldığım bir viyola sanatçısınız. Ama hani endişelerim var. Zor mu? Zaten repertuar az. Şunu merak ediyorum ve size soruyorum. Viyola eğlenceli mi? Çalışması, çalması? Bazı şeyler hobi olarak güzel ama meslek olunca her zaman güzel olmuyor. Çünkü başkasının stresini alan şey disiplinli bir hale gelince stres yaratabiliyor zaman zaman. O galiba o disiplin durumu işi bozuyor. Çünkü bir kalıba sokulunca onun düzgün olması gerekiyor. Şu gerekiyor, bu gerekiyor, milyon tane kural. O kurallar durumun ciddiyeti düzgün olması endişesi insanda anksiyete yaratabilir. Fakat tabii ki de dışarıdan bakınca aa işte enstrüman çalıyorsun ne kadar güzel gibi bir şey var. Ben de düşünüyorum mesela benim yıllar önce yani yıllardır bunu düşünüyordum da şimdi artık o kadar düşünmüyorum. Benim hobim ne acaba yani? Çünkü bu benim hobim Evet. değil. Dolayısıyla bu bir şey değil benim için. Hani eğlence unsuru vesaire. Tabii ki de eğleniyorum da hani o anlamdaki eğlenme değil. Anladım sizi. Gerçek, ben bunu hiç düşünmemiştim. Yani insanlar enstrümanı hobi olarak başlar genelde. Bu hobi birden iş olunca hobi gerçekten boş, böyle bir boş bir kavram oluyor, değil mi? Tabii yani mesela tezimi yazarken ben bilgisayarın başında sabaha kadar oturmak bana meditasyon gibi geliyordu. Bir gün bir bankaya gittim. Bankacı kadın işte mesleğiniz müzisyen. Aa ne kadar güzel, çok güzel falan. Ben de dedim bana da sizin yaptığınız bilgisayar başında oturmak mesela mükemmel geliyor. Benim için çok dinlendirici bir şey. Çünkü yazı yazarken veya bir şey bir sürü başka şey düşünülebiliyor falan gibi geliyor. Yani insan birazcık şey herhalde çok yoğun bir şekilde maruz kalınca başka bir konu ona zaman zaman dinlendirebiliyor, daha cazip gelebiliyor da tabii ki de yani aynı disiplinle kadıncağıza yer değiştirsek ben dayanamam. Onu da Evet. biliyorum. Belki evet, haklısınız. Çok haklısınız. Peki diğer soru. Bunu herkese soruyoruz. Hani size özel bir soru değil ama sizin cevabınız özel oluyor genelde. Vardır yani internette dolaşan videolar. Konserde atıyorum timpaniyi, tam timpaniyi vuracakken tokmak birden gider karşıdakini kafasına fırlar falan. Böyle bir epic fail anınız var mı bir konserde? Var. Gerçekten hatırlamıyorum ama. Hadi ya. Yani hissi var içimde ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Ya da başkalarına bir şey oldu da ben mi onu çok derinden hissettim acaba? Gerçekten hatırlamıyorum. Yoksa yani Sizle ilgili olmasa da bulunduğunuz bir orkestrada mesela. tabii yani enstrümanın düşmesi oluyor, çalarken yayın fırlayıp gitmesi oluyor. Şefin bageti zaten hani her zaman bir yerlere uçabilir her an.
bir şeyler olabiliyor. Yani bir sürü şey oluyor aslında. Ama öyle büyük bir şey aklıma gelmiyor da, yani Allah korusun şimdi şomansı da yapmayayım. Mesela sahneye çıkarken düşmek, çünkü o etek, topuklu ayakkabı falan bir konsantrasyon dağıtıcı şeyler. O mesela büyük bir korkum. Umarım öyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Ve O elimde yüzden hem falan var. sakınmanız lazım. Evet. Peki, diğer sorum. Viola, yani benim şahsi fikrim viyolanın, yani kemanın sesine göre viyolanın sesi kat kat daha güzel. Yani o yaylı enstrümanlarda en çok viyolanın sesini ben beğenirim. Sizin için viyolanın ses aralığını dikkate alarak, viyolanın karakteristik özelliklerini dikkate alarak yazdığı eseri, yani bir atıyorum bir viyola konçertosu yazdı ama viyolayı çok iyi tanıdığı için bence bu eser viyola repertuarının en iyi eseri dediğiniz bir eser ve bunun bir bestecisi var mı? Bolton bence mükemmel. Yani viyolaya inanılmaz yakışan bir müzik. Bir film müziği gibi. Mükemmel bir eser ve viyolaya çok yakışıyor. Bolton. Bolton. Tamam, cevabı aldık. Peki önerdiğiniz bir eseri var mı bize, seyircilerinize? Bolton'un viyola konçertosu. En Tamam. bilinen. Onun dışında keman konçertoları da var. Onlar da çok güzel. Ama biz kemanla ilgili. Viyola konçertosu kemancıların da hayran olduğu bir eser. Tamam. Peki diğer sorumuz Mozart'la ilgili. Siz bu soruyu çok sevmiyorsunuz sanırım. Ben ona bir girizgah yaparak başlamak istiyorum. Mozart'ın re minör bir yaylı dörtlüsü var. Burada diğer dörtlere göre şöyle bir şey farklılık vardı. Eserin ilk çalındığı zaman Mozart normalde kemanı çalmasına rağmen o şeylerini viyolayı çalmış ilk. O eseri ilk çalışında viyolayı çalmış ve normalde hani birinci kemanda çok fazla melodi ve motifler olur ya. Burada neredeyse tüm melodi ve motifler viyolaya geçmiş. Şöyle de bir çıkarım var. Mozart yaşamının sonuna doğru viyola favori enstrüman olarak viyolayı seçmiş. Sizce bu doğru mu? Ne düşünüyorsunuz? Viyolayı seçip seçmediği mi doğru mu? Evet. Yani son eserlerine baktığınızda bunu genelde görüyor musunuz? Normalde viyolada Bach eserlerinde olsun, barok eserlerinde genelde çok bir motif olmaz ya. Anladım. Şimdi bu adam, bahsettiğimiz kişi zaten 37 yaşında öldü. Evet. Neredeyse bir olgunluk çağına bile erişemedi. Belki tam viyolayı keşfetti ve o olgunluk çağında müthiş eserler yazacaktı ve hayatını kaybetti. Böyle de olur. Bence yani işin şakası hakikaten şey, viyola da bir şeyler deniyor olabilir o sırada. Yani viyolayı biraz daha kurcalıyor ve olanaklarını zorlamaya birazcık keşfe çıkmış olabilir. Aslında hayatını kaybetmeseydi genç yaşta belki şu an bir Belki sürü viyola. yazardı. Evet. Yazardı kesin. Peki diğer sorumuz. Bu yaylık dörtlüden bahsettik. Bir yaylı dörtlü, yaylı beşli veya piyanolu beşli olsun. Sizce bu piyanolu beşli demeyeyim, tamam. Yaylı oda müziği eserlerinde en önemli enstrüman viyola mı sizce? En önemli enstrüman diye bir şey yok aslında. Bestecinin oradaki melodik line'ı, ne yapmaya çalıştığı, yani o eser önemli olabilir ancak. En önemli diye bir şey bence yok. O Çünkü zaman bir solo enstrüman değil sonuçta orada hiçbir çaldığı bir oda müziğinde. yani onu çıkarsanız veya ikinci kemanı çıkarsanız aynı eksikliği yaratır diyorsunuz. Kesin. Tamam. Peki genç viyolacılara tavsiyeniz nedir? Genç viyolacılara tavsiyelerim. Hani belki viyolaya geçmiş olabilir. Mutsuz olabilir. biraz yani mutsuzluğa bir şey diyemem de sevip sevmediğini bir kontrol etmesi lazım aslında, hani gerçekten. Seviyorsa, hani sevmiyorsa zaten bıraksın ve şey, hani başka bir şey yeteneği olabilir. Müthiş başka konularda başka şeyler yapabilir.
Dolayısıyla hani sevmeyen bir insan için zaman kaybı olmasını istemem. Ama hakikaten seviyorsa birazcık biat önemli. Gerçekten çalışmak ama üstünde, önünde zaman harcamak değil de enstrümanın hakikaten çalışmak. Bunun için de birazcık araştırmacı olmak gerekiyor. Hem hoca açısından hem artık hani bu teknolojik imkanlar, YouTube vesaire hani bir sürü yoruma ulaşılabiliyor, eser yorumuna. Bir sürü makaleye ulaşılabiliyor, bir sürü eser hakkında şeylere çalış tekniği olarak işte uyandırdığı his olarak bir yerlerden ilham almaya çalışmak önemli. Bir yandan da müzikte yani sırf önündeki notayı çalmaktan ziyade hani bu adam hangi dönemde yaşamış, ne yapmış, o dönem siyaset nasıldı, ülke nasıldı, bir savaş esnasında mı yazdı bunu? Veya bir ölüm acısı mı var? Genelde mesela bir maddi kaygı her zaman var. İşte birinin desteklemesiyle mi yazıldı? Bir sipariş mi? Gerçekten içten gelen bir ilham mı? Bunlar da bilindiğinde o esere daha hakim olunabiliyor. Bunu da yapmaları lazım. Bir yandan da düzgün hoca, düzgün bir şey. Bunun için birazcık kovalamak. Bazen bir şeyler hani zor olabiliyor, imkansız olabiliyor. İşte hocaya ama ayıp olur hani memnun olunmadığı halde. Veya işte şehir şimdi değiştiremem, işte orada nasıl olacak? Birazcık cesaretle her şey oluyor yani. Olmayacak bir şey değil. Hakikaten yapanlar da var. Mesela şimdi aşağıda yorumunu az önce gördüm. Damla izliyor şu anda. Damla gerçekten bir sürü hocaya gitti, bir sürü şey yaptı. Şimdi mutlu bir şekilde yapmak istediği şeyi yapıyor. Güzel bir orkestra da çalıyor. Ama hakikaten çok debelendi. Başka şey, üç şehir arasında dolaşıyor şu anda. Veya ben Konya'dan her hafta sonu İstanbul'da derse gelen insan biliyorum, öğrenci. Bu çok maddiyatla da ilgili değil. Yani yol parasını bir şekilde ayarlıyor ve hafta sonu geliyor. Çünkü istediğinde herkes herkese bütün kapıları da açıyor. Sonra da geri dönüyor. Yapmak istediğinde oluyor yani, onu demek istedim. Bunu da Peki. yolacıların yani bu konuda biraz biat etmesi gerekiyor. Yani bütün müzisyenlerin, yolacılara az bir şey değil. Size özel bir soru geldi. Onur Özcan sormuş. Öykü Hanım merhabalar. Sanatın birleştiriciliğinin yanı sıra dans, tiyatro, müzik gibi sanat dallarındaki sanatın özüyle tamamen ters düşen rekabetçi ve kibirli ortam hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Böyle bir ortam var. Ve hakikaten dediği gibi gerçekten ters düşen bir şey. Yani sanki iyi kalpli ve düzgün bir insanın yaptığı müzik düzgün olur ya da bu kadar güzel çalan, bu kadar güzel işte veya dans eden birisi kötü biri olamaz gibi geliyor ama olabiliyor. Aslında çok bunlara girmek istemiyorum ama şimdi böyle bir şey sorulduğu için diyorum. Keşke olmasa ama sanırım bu birazcık ego durumundan, bir de birazcık dünyaya kapalı olmaktan, başka bir yönü de olmamasının insanın. Elimden bu da giderse ben ne yaparım paniğiyle yırtıcı ve vahşi olabiliyorlar sanırım. Anladım, anladım. Peki, son sorular. Şunu merak ediyoruz. Sahneye çıkmadan önce yaptığınız bir şey var mı? Var mı? Bir ritüel gibi hani atıyorum su içer misiniz? İlla bir konserden önce bir su içerim. Hani şans getirsin gibisinden. Sallı. Yok yani ritüelimsi böyle hani böyle mistik falan böyle bir şeylerim yok da elimi yıkıyorum. Öyle bir umarım bir obsesyon değildir bu. Ama elimi yıkıyorum. Neden yıkadım bilmiyorum. Yani yani reçine hissi değil o. Bir yıkamak istiyorum yani son bir şey olsun. Hani Acaba koronayı siz önceden sezmiş miydiniz? yıllar yıllar önceden. Evet. Temizlikle ilgili bir şey değil aslında dediğim. Hiç. Yani o yıkanmış ve kurulanmış el iyi geliyor çalarken. Belki yani orada bir saat veya 1,5 saat bir performans sergilenecek. Zaten bir elimde bir şey varsa, bir yerlere değdiysem ve onun üstüne tekrar reçineydi, işte hani terlemeydi bir şey artacak. Ya şu an bir mantığı oturtmaya çalışıyorum. Bir aslında şeyi.
çok saçma oluyor. Yani elimi yıkamak. Demek ki ritüeliniz varmış. Bunu öğrendik. Çünkü bir Ama sebep. şey değil yani. Yani elimi yıkamazsam her şey kötüye gidecek gibi bir şeyim yok. He, tamam. Ama böyle bir huyunuz var diye. Olur, evet. Böyle bir huy. Aynen öyle. Son sorumuz hocam. Genelde hani sadece Türkiye'de değil dünyada viyolacı şakaları vardır. Viyola şakaları. Sizin böyle bir şakanız var mı bize anlatabileceğiniz? Benim kendi icat ettiğim mi? Olabilir veya çok beğendiğiniz de olabilir. Beğendiğim yok ama şu biraz yani ben de gülüyorum bunlara da şey biraz sıkıcı olmaya başladı böyle girdiğimiz her yerde bu şakaların anlatılıp bize de bakıp böyle gülünmeye çalışılması yani bizim de gülmemiz gerekiyor gibi bir şey oluyor. Komik gelmiyor bazen. Gülmeyince alınmış gibi oluyoruz falan böyle saçma bir ortam oluşuyor. O durum birazcık evet şey olmasa daha iyi olur. Yoksa kimsenin alıngan olmasıyla alakalı bir şey değil. Birazcık demode oldu yani. Evet. Temel fıkraları tadı veriyor. Ama şey var. Birazcık bir sarsaklığımız galiba var. Neden bilmiyorum. Rezonanstan mıdır? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Ama yani başımıza gelen gerçekten bizim yaptığımız şeyler var. Yoksa işte violajokes.com var. Açıp oradan sayfalar dolusu bir violacının galiba yaptığı bir site. Okuyup herkes gülebilir. Bunu bilmiyorum hocam, sağ olun. Çok önemli materyal bırakıyorum şu an. Çok sağ olun. Hocam çok teşekkür ederiz tekrar zaman ayırdığınız için. Yani bilmiyorum, ikinciye bu kadar zaman ayırdınız, gerçekten minnettar olduk. Ben teşekkür ederim. Çok büyük zevk seninle konuşmak. Çok sağ olun. Görüşürüz. Umarım da artık yüz yüze de görüşebiliriz. Evet. Buradan özel Evet. muhabbeti de bağlayabilirim. En az 2 haftası var galiba ama bakalım. 2 haftaysa hocam çok iyi. Bence de öyle. Bakalım yani herhalde yavaş yavaş 2 hafta sonra. Çünkü Çin'de orkestralar minik minik grup provalarına başlamışlar. Hadi ya. Evet. Bugün oradaki bir arkadaşımla konuştum. Böyle bir bilgimiz var artık. Orada normale dönüyor. Burada da bir 2-3 hafta sonra yavaş yavaş bir şeyler toparlanacak gibi bana geliyor. Hı. Çok sağ olun hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.